Ne oldu şeyi verme. Sen okuyacaksın değil mi sekreter? Evet evet. Özgür doğsun susurulamaz. Bildiğiniz gibi büyük bir yıkımı, büyük bir felaketi yaşadık, geride bıraktık. On binlerce insanımızı, canımızı kaybettik. Bu vesileyle Dicle Fırat Gazeteciler Derneği olarak tekrardan hayatını kaybeden bütün yurttaşlara, bütün canlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, kalanlara sabır diliyoruz. Dayanışmayla, birliktelikle yaralarımızı sarmaya çalıştığımız bu günlerde bugün kendilerinden bahsedeceğimiz 16 gazeteci arkadaşımızın da mesajını bizlerle iletmek istiyoruz. Kendileri de bu yıkımda, bu büyük yıkımda, bu felakette hayatını kaybeden bütün yurttaşlara Allah'tan rahmet dilediler. Kalanlara sabır dilediler. Dayanışma ve birliktelik duygularını ifade ettiler. Bunu bir kez daha buradan biz de ifade etmiş olalım. Onların mesajlarını iletmiş olalım. Bildiğiniz üzere 9 ayı geride bıraktık. Haziran 2022'de 16 gazeteci arkadaşımız tutuklandı ve aylardır hiçbir şekilde bırakılmadılar. İddianame yok, hiçbir şey yok ortada. Bizler çok defa burada toplandık. Daha önce de birkaç kere toplandık. Her seferinde bunu sorduk. Madem iddianame yok, o zaman bu arkadaşlarımız niye içeride, niye tutuklu yargılanıyor? Bugün bir kez daha bunu soracağız. İddianame olmadan bu uzun tutukluk halinin cezaya dönüşme haline ilişkin bir açıklamamız olacak. Diyarbakır'da 8 Haziran'da gözaltına alınan 20'si gazeteci, 22 kişi 8 gün boyunca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldu. Operasyon kapsamında arkadaşlarımızın evlerinin yanı sıra çalıştıkları Jinnifs, Pel, Pia ve Arı Yapım şirketleri de arandı. Polis baskınlarında meslektaşlarımızın çalışma ekipmanları olan bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi, mikrofon, gazete arşivleriyle özgür basın şehitlerinin fotoğraflarına el konuldu. Bu fotoğrafları suç delili gibi servis eden polis, basın kuruluşlarını arama adı altında bir ay boyunca işgal etti ve meslektaşlarımızın işlerini yapmasına engel oldu. Hukuksuz bir şekilde 8 gün boyunca gözaltında tutulan gazeteci arkadaşlarımıza polis sorgulamalarında ve savcılık ifadelerinde sadece ve sadece yaptıkları haberler ve programları soruldu. Baştan sona siyasi olduğu anlaşılan operasyon sonucunda Dicle Fırat Gazeteciler Derneği eş başkanı Serdar Altan, Jinnifs Haber Müdürü Safiye Alagaş, Hubun Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, Mezopotamya Ajansı Editörü Aziz Oruç ile gazeteciler Ömer Çelik, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin örgüt üyesi oldukları iddiasıyla tutuklandı. 16 gazeteci arkadaşımızın tutukluğunun üzerinden 9 ay geçti. Ortada hazırlanmış bir iddianame yok. Tutukluk süresi bir işkence ve yargısız infaza dönüşmüştür. Bu işkenceyi ortadan kaldırmaktan sorumlu dosya savcısı bu haksız tutukluk süresine kılıf aramaya çalışmaktadır. Dijital dokümanlar çok fazla gerekçesiyle gerekçesi sunan savcıya soruyoruz. Gazetecilerin bunca süre tutuklu kalması çok fazla değil mi? Arkadaşlarımız gözaltındayken yandaş medyada algı yaratmak için servis edilen haberlerde 80 saatlik program dökümlerinin incelendiği belirtilmiş ve buradan örgütsel bağ kurulduğu iddia edilmişti. Belli ki o 80 saatlik program dökümünden örgüt üyeliği çıkartamayan savcı bu kez de farklı dijital doküman arayışlarına girmiştir. Savcı bir ayını geride bırakan depremi gerekçe yaparak dijital dokümanların eline ulaşmasını Emniyet İl Müdürlüğü binasının hasar görmesine bağladı. Peki depremden önceki 8 ay boyunca ne yaptınız, neden hazırlamadınız? Dosya savcısının bu tutumu gösteriyor ki iddianameyi savcı değil polis hazırlıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da bu duruma müdahale etmesi gerekirken dijital dokümanlar çok fazla gerekçesine sığınmaktadır. Bırakın bu bahaneyi, bu kadar kapsamlı olduğunu söylediğiniz bu soruşturmanın savcısını neden diğer dosyalardan muaf tutmuyorsunuz? Neden bu dosyaya tek kişinin yargılandığı bir dosya muamelesi yapıyorsunuz? Diyelim ki dijital dokümanlar çok fazla. Bırakın tüm meslektaşlarımızı ve iddianameyi öyle hazırlayın. Hani tutuklu yargılanma istisna, tutuksuz yargılanma esastı. 16 gazetecinin 9 aydır cezaevinde olması bir cezalandırmaya dönüşmüştür.
Bu durumun seçimlere girerken enkaz olup halkın üstüne çöken siyasal iktidardan bağımsız olmadığını biliyoruz. Savcı ve bu hakimlere sesleniyoruz. Bugün olan, yarın olmayacak olan iktidarın talimatlarıyla hareket etmeyi bırakın, bu yanlıştan dönün. Haksız ve hukuksuz uygulamalardan vazgeçin. Gazetecileri sırf iktidarın güdümünde yayın yapmadıkları için yargılamayın. 16 gazeteci arkadaşımızı derhal tahliye edin ve iddianamelerini hazırlayın. Hakikatin kalemi engelleme, tutuklama, soruşturma ve davalarla bükülemez. Gazetecilik yargılanamaz. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz.